Arkadaşlar merhaba. İkinci seviye etik hacker eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 1099 nolu porta yönelik sızma girişimini yani exploit ile sızma işlemini göstereceğim. Hemen sanal makinalarımıza geçiş yapalım. Metasploit Table sanal makinamızda 192.168.1.104 IP adresi atanmış. Kali Linux'a geçiş yapıyorum ve Armitage'e geliyorum. Host NumApScan'den QuickScan'i her zaman kullandık. Hızlı bir şekilde port taramasını gerçekleştirsin diye. Ama hızlı taramayı kullandığımız zaman bazen doğru sonuçlar bize döndürmeyebilir. Bundan dolayı aklınızda bulunması gereken diğer seçenek Intense Scan. Bu da bize detaylı bir port taramasını gerçekleştiriyor ve bize çok daha sağlıklı sonuçlar çıkarıyor. Taramanızı her zaman bundan yapmanızda fayda var. Intense Scan diyorum ve IP adresini buraya yazıyorum. 192.168.1.104 dedim. OK diyerek port tarama işlemini başlattık. Şimdi 1099 nolu porta yönelik işlem gerçekleştireceğiz. Taramanın tamamlanmasını bekliyorum. ...1099 nolu portta Java uygulaması çalışıyor ve bu Java'ya yönelik exploitleri kullanabiliriz. İşlem tamamlandı. Fint atağı da hemen akabinde gerçekleştirdi ve atak sekmesini burada bize açtı. Burada 1099 nolu porta bakabiliriz. Üzerinde neyin çalıştığını görmek adına. 1099 nolu port açık ve Java uygulaması burada çalışıyor. Java RMI diyerek buna uygun exploit arayabiliriz. Şöyle atak sekmesine gelip buradan MISC bölümünden de exploitlerimizi kontrol edebiliriz. Örnek Java RMI Server diye bir exploitimiz varmış. Sırasıyla bunların hepsini de deneyebiliriz. Tek tek de deneyebiliriz veya check exploit yaparak bunların kullanılabilirliğini de kontrol edebiliriz. Check exploit yapalım isterseniz önce. Sonra tek tek deneme de yapabiliriz. Ama check exploit'te hatalarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden bunu direkt kapatıp sağ tıklıyorum. Atak sekmesine gelip Java RMI Server'ı tıklıyorum. Benden istediği bilgiler zaten burada eklenmiş. Use reverse connection diyorum. Bağlantı gerçekleşme durumu varsa gerçekleşsin diye. Launch diyerek işlemi başlatıyorum. Evet, görüldüğü gibi ilk denememizde exploit'i bulduk ve sızma girişimi başarıyla gerçekleşmiş oldu. Sağ tıkladığımda Meterpreter oturumunun açıldığını buradan görüyoruz. Zaten tam istediğimiz bir oturum. Burada shell oturumu da açılabilirdi. Shell oturumu açıldığında biz ne yapacaktık? Mümkün olduğu kadar Meterpreter oturumuna geçiş yapmaya uğraşacaktık. Ama şu anda zaten açılan oturum Meterpreter oturumu. Dolayısıyla artık bu Meterpreter oturumu üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Diğerlerini de deneyebilirsiniz. Atak sekmesinden yine buradaki exploitleri deneyip daha sağlıklı sonuç, daha fazla belki oturum elde etmeye uğraşabilirsiniz. İşlem bu kadar. Görüldüğü gibi tek seferde sisteme erişim sağlamış olduk. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.